İstanbul'un 5 dakika yağmuru ne hale getirdiğini görüyorsunuz trafikte. Ama asıl ben şunu ilave etmek istiyorum. Trafiğin çözümü yine toplu taşıma ve iki tekerlekle Beyiz Bey. Ancak iki tekerlekli araçları bugün arabalı vapurla Harem'den Üsküdar'a taşımadılar. Tehlikeli olduğu içinmiş. Avrasya Tüneli'ne zaten almıyorlar. Ve köprülerde de işte çok büyük tehlikelerle karşıya geçmeye çalışıyorlar. Mide krampları 3 gün sürüyor. Geçiyorlar karşıya ama böyle bir durum var. Büyük şehirlerde, Paris'te, Hüseyin, Londra'da... Feribotlarda niye tehlikeymiş iki tekerler? Çünkü dalgalı olduğu için motorlar devrilebiliyormuş ve yetkililere siz benim motorumu işte güzel yer ayırmadınız diye affedersiniz arıza çıkartıyormuş motosiklet sürücüleri. Hmm. Aynen böyle söylendi bana. Fakat bakın efendim bu şehirde bir yerden bir yere seyahat etmek çok zor. Ya bisiklet kullanacağız ya motosiklet ya da elektrikli bisiklet ya da scooter yakın mesafedeyse yerine göre. Ama insanlar evrak taşımıyor sadece. Canlıların hayatını tehlikeden kurtaracak kan, organ nakli. Yani motosikletlerle pek çok şey taşınıyor ve İstanbul motosiklet düşmanı bir şehir. Keşke dostu olsa, hazır yeni yönetim, yeni anlayışla birlikte diye ümit ediyoruz. Özellikle Avrasya Tüneli'ni almamaları motosikletlere çok büyük bir talihsizlik yani. Böyle havalarda ne gemiler çalışabiliyor ne otomobiller gidebiliyor. Bari izin verin de diğer insanlar yetişmeleri gereken yerlere yetişsinler. Efendim hava tahminleri Beyiz Bey şöyle, bu salı gecesiyle çarşamba günü arasında çok büyük bir fark oluşmasını bekliyoruz. Salı hava sıcaklıkları 18-20 derece, çarşamba olduğunda ise 2 ila 4 derece. Oh. Edirne ve İstanbul arasında bambaşka bir salı çarşamba bekliyoruz. Hal böyle olunca çarşamba günü yine trafik sizin az önce aktardığınız gibi olacaktır. Hatta salı günü de öyle olur diye düşünüyoruz. Bu haftayı hep böyle yoğun trafikli hayal etmek zorundayız. Olumsuz tarafı. Ama Beyiz Bey, olumlu tarafı o güzel sağanaklar bahsettiğiniz. Bu sefer Edirne ve çevresinde takip ettiğiniz mi bilmiyorum. Barajlar İstanbul'dan da kötü durumda. Üstelik Edirne taşkınlar şehri. Bol yağmur alan bir şehir. Pirinci yetiştirirsiniz. Su çok isteyen her şeyi yetiştirirsiniz diye bilinir. Edirne bile baktı. Bir yıldır çok kötü, %20'lere düşmüştü baraj seviyesi. Bu salı, çarşamba, perşembe çok kuvvetli yağışlar bekliyoruz Edirne'de. Yine su baskınları yaşanabilir. İstanbul'da da %30.2 barajlarımızdaki su seviyesi, şu an İSKİ'nin bugün açıkladığı sayı %30.2. Yaklaşık bir 50 milimetre yağmur ve karla karışık yağmur bekliyoruz. Avrupa yakasında kar yağacaktır çarşamba günü gün içerisinde. Bir 50-60 milimetre de öyle topladığımızda biz bunu %35'lere, %34'lere taşırız. Hmm. İyileştirmeler oluyor yani Beyiz'de. Bu yağışlar çok bereketli. O kadar da geçen haftaki karı bekleyelim mi Hüseyin? Onun yaklaşık %50'sini, %40'ını bekleyelim Beyiz Bey. Onun da Avrupa yakasında ve kuzey ilçelerde bu sefer daha çok örtü yapacağını tahmin ediyoruz. Geçen haftaki gerçekten daha kuvvetliydi ve çoğu insanı mutlu etti. Özlemiştik kar yağışını. Çok. Bu sefer de kar olasılığı var ama hem soğuk hava o kadar güçlü bir soğuk değil. Yani sıfırın altında 7 dereceye düştü o İstanbul. Hı hı. Bu sefer sıfırın altında 1'e kadar, 2'ye kadar gösteriyor hava tahmini. Biz de bu tahminleri takip edeceğiz tabii Beyiz Bey. Aktaralım önümüzdeki günlerde. Ancak Uludağ, Kartepe, Kartalkaya, Bolu gibi yerlere taze karlar geliyor. Bu da kış turizminde önemli bir hani kapıları yeni açıldı gibi düşünebilirsiniz. Evet. Bu da olumlu tabii Beyiz Bey. Bir konuda da şunu da hep ısrarcıydın. Yaptığımız bir diğer arkadaşlarla yaptığın her bağlantıda. Yeni yapılacak binalara yağmur suyu toplayıcısı. O da artık Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından bundan sonra zorunlu hale getirildi. Buradaki ısrarın da hiç şüphesiz etkili olmuştur. O konuda da tebrik ederim Hüseyin. İstanbul Büyükşehir'de imar değişikliği kanununda da yine biliyorsun. Ankara'da da öyle. Bir şer bir hayra tebdil olsun. Umarız bu kuraklık korkusu bizi bundan sonrasında, sen hep diyorsun bizler için değil belki ama bundan sonra çocuklarımız, bundan sonra geleceğimiz için inşallah daha tasarruflu, daha tedbirli oluruz. Hüseyin çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim Beyiz Bey. Şimdi